Merhaba arkadaşlar, şimdi size ahşapta köşe çıkartmayı göstereceğim. Hiç makine kullanmadan köşe nasıl çıkartırım matkapla. İzleyerek öğrenebilirsiniz. Ve çıkan tırtıklı olan kısmını bu şekilde alabiliriz ya da E varsa E ile de alabiliriz. Hani çok zor bir yöntem değil ama hani aklınıza gelmesi diye çekiyorum bu videoyu. Yararlı olabilir belki. Burayı da çıkarttık aynı ama küçük matkap ucu kullanırsak daha bir avantajlı olur. Çünkü daha bir hassas çıkar. Evet, buraya da aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar deneyelim kırmayı. Evet, kırdık. Normalde bu kadar zor olmuyor ama ortadaki kısım olduğu için bu biraz zorlandı bizi. Şu şekilde alta oturacak bunlar ve bu benim tasarladığım portmanto. Şöyle göstereyim. Şurası ayak koyma kısmı. Yaptığımızda çok daha güzel olacak. Evet arkadaşlar, şimdi kestiğimiz suntayı yerine oturtacağız. Şöyle kontrol ediyoruz. Temiz kısmı ne tarafaysa, gördüğünüz gibi burası daha temiz. Bunu ön kısma getireceğiz. Göstereyim tekrardan. Burası daha temiz. Burayı ön kısma getireceğiz. Şimdi yerine sarıyoruz. Biraz büyük dedim ben de yerleri. Çünkü rahatlıkla girsin diye. Montaj etmeye gerek yok bunu zaten. Buraya uğraşacağız. Evet. Ve yerine oturdu. Gördüğünüz gibi portmantomuz altı bu şekilde. Evet arkadaşlar. Portmantonun yine bir ucunu açtık. Şimdi diğer ucunu açacağız. Daha önce gösterdiğim sistemle kestim ben yine. Bıçakla da geri kalan kısmını düşüreceğim. Hani şimdi belki soran oluyordur neden degobaj falan kullanmıyorsun diye ama elde olan imkanlar bunlar. Bir tane matkabım var, bir tane bıçağımız var, bir de metrem var. Daha önce demiştim, profiller 20-20 olduğu için 25-25 yaptım deliklerini. Ve bantlar ön kısma geliyor. Bu şekilde oturtuyoruz. Evet, yani gördüğünüz gibi bu şekilde. Hani istersek oraya silikonları sıkabiliriz köşelerine. Gözükmesin diye. Bu çıkıntılar az bir şey alabiliriz bıçakla. Yani bu şekilde. Arkadaşlar yine portmantonun bitmiş halini size çekip göstereceğim. Bu oturmalı şekilde olan portmantolar. Ayrıca
Size 3D çizimini de atacağım. Hani kullanmak isteyen arkadaşlar olursa oradan alıp kullanabilirler. Kendi evlerine göre ölçülerini değiştirebilirler. Hani yardım gerekirse de benden de alabilirsiniz. Hani boyutları konusunda ya da çizim konusunda, giden malzeme konusunda her türlü yardımcı olacağız inşallah. Arkadaşlar şimdi kesmiş olduğumuz suntayı oturtacağız fakat vidalamamız gerekiyor yukarıda olduğu için. Daha önce alttan yapayım diye düşündüm ama hani alttan çok imkanımız yok, profillenmek zor. Bir de hani böyle daha sağlam olsun, biraz sağlamcıyız biz. Öncelikle deliği delirken de hani şu teknik bilgiyi de vereyim. Önce en küçük matkapla, ince matkapla deliyoruz. Daha sonra kalınlaşarak gidiyor çünkü hani iğnenin bir zemine batması çividen daha kolaydır. Yani o mantıkla bu şekilde hani yüzey alanı küçülterek delmeyi daha kolay yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kolayca delindi. Çok fazla yükümü de kullanmıyorum çünkü ucumuz çok küçük olduğu için ucu kırabiliriz. Şimdi bir kalın ucu takıyorum. En baştaki deli kalın uçla demiştik, bayağı uğraştırdı. Yani daha sonradan bu bilgiyi size paylaşayım dedim, size uğraşmayın diye. Gördüğünüz gibi delik olmasına rağmen büyük matkap ucu bayağı zorlandı. Farkı görmüşsünüzdür. Şimdi suntamızı oturtuyoruz. Daha önce kesmiş olduğumuz ve vida yerlerini ayarlamış olduğumuz suntamızı. Toz kalmasın. Ve şimdi vidamızı sıkacağız. Vidamız 35 milim. Şimdi şöyle bir açıklama daha yapayım. Vidamız 35 milim, profil 20 milim, suntamız 18 milim, 40 milim yapıyor. 35 milim olduğu için çok az bir kısmı temas edeceği için ben bu şekilde yaptım, üstten yaptım. Ve delik deldim. Profile ne kadar çok girerse o kadar sağlam olur bizim için. Profile denk gelme deliğimiz. Şimdi getirdik. Evet ve gördüğünüz gibi sıfır oldu. Ve biz oraya ekstradan üzerine mobilya kabatçıyla kabatacağız. Ve o çirkin delik görüntüsü kaybolacak. Yine deliğimiz karşılamadı. Evet. Bununla karşılaştırmış olduk.
diğer renkleri de geliştirdik. Tekrar bir ayar çekmemiz gerekiyor. Olmadı. Patladı burası. Çok yakın yaptığımız için. Ama elimizden gelince kapatmaya çalışacağız. O ilk yaptığımız olduğu için ilkin günah olmaz diyoruz. Ve bu şekilde portmantomuzun üstüne tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, portmanto tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi üstüne ayakkabılar gelecek. Altı da bu şekilde, ayakkabı koymak için günlük ve oturup ayakkabı giymek için. Detaylı çizimlerini size linkte göndereceğim. Sitemizde de ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar.